Geri sayıma hoş geldiniz. Bugün Salı, saatler 9.30'a geliyor. Ekonomi gündemini aktarmak üzere karşınızdayız. Bu sabah stüdyomuzda fon yöneticisi Murat İman var. Murat hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk, günaydın. Şimdi çok hareketli başlayan yıl, özellikle koronavirüs endişeleriyle şu anda küresel borsaların hareketleriyle devam ediyor. Şu anda geldiğimiz noktada nasıl görüyorsun? Hem dışarıyı hem içeriği piyasaları. Nereden başlayalım? Dışarıdan. Dışarıdan başlayalım. Şimdi bu koronavirüs yanılmıyorsam işte ayın, Ocak ayının 13-14'ü gibi falan. Ama aslında Aralık'ta başladı ama yani ortaya speküle edilmeye başladığı evet. zaman diyelim. Evet. O zamandı ve şu anda hala onun spekülasyonu devam ediyor. Ama şu şekilde spekülasyonu devam ediyor enteresan bir şekilde. Orada Allah yeni bir şey başladı işte bütün dünyayı saracak derken şimdi kontrol altına alındı diye daha farklı bir yere geldik. Ama bunun çerçevesinde ne oldu? Özellikle havayolu şirketleri çok etkilendi. Turizm çok etkilendi. İmalat sektörü çok etkilendi. Mesela son yani ne zaman çıkacak bu haberler diye bakıyordum. Mesela bu sabah Apple'la ilgili bir haber vardı. Çin'deki diyor. Üreticisinden dolayı hedefler tutmayacak diyor. Ama sırf Apple değil, orada işte bir sürü Japon fabrikaları var. Amerika için üretim yapan fabrikalar var. Dolayısıyla ister istemez şu anda kimse farkında değil ama orta uzun vadede koronavirüsün çıkardığı zarar, ekonomik zarar ortaya çıkacak. Ama piyasalara baktığımız zaman piyasaların yani borsaların en azından hiç umurunda değil. Çünkü merkez bankaları parayı basıyor, piyasaya sürüyor ama repo ihaleleriyle veriyor örnek olarak Fed. Çünkü biliyorsun biz bilanço küçülteceğiz dediler. Küçülttükleri bilançonun daha fazlasını repo ile piyasaya verdiler. Gerek Amerikan piyasaları, mesela Çin piyasasına bakalım. Mesela Çin piyasası teknik olarak baktığımızda dün boşluğunu kapattı. Nasıl kapattı ani bir yükselişte bu kadar problem olmasına rağmen? Çin Merkez Bankası dedi ki işte faizleri düşürüyorum, piyasaya para veriyorum dedi ki geçen hafta da repo ihalesiyle çok yüksek bir miktar piyasayı para verdi. Tutan bu aslında. Piyasa, hani piyasa, orada sorun duruyor koronavirüs sorunu. Ya çok daha kötüye giderek duruyor sorun. Ama şeyde borsaların şu anda bulunduğu durumu sorunla veya herhangi bir matematiksel ya da istatistik olarak hiçbir şeyle karşılaştıramazsın. Çünkü fiyat kazançlara baktığın zaman, temettü ödemelerine baktığın zaman mesela S&P'nin şu anda yarı rakamda olması lazımdı. İşte çok kötü fiyatlama var. DAX'a bakıyorsun. DAX çok yüksek ama mesela Apple ve Microsoft'un piyasa değerinin DAX'tan daha yüksek olduğunu görüyorsun gibi garip fiyatlamalar var piyasada. Dursun Bey bir soru göndermiş. Küresel borsalarda balon riski var mı diyor. Balon riski var mı diyeyim. Zaten balon ne zaman patlayacak diye bakıyoruz yani. Öyle mi? Ne zaman patlayacak? Ne zaman böyle bir risk görüyorsun yani önümüzdeki birkaç yıl içinde? Valla önümüzdeki birkaç yıl içinde değil yani bir şekilde bunun patlanmaması istiyorsa en azından bir düzeltme yapması lazım ama o düzeltmeye dair bile bir sinyal gelmiyor. Yani gelmiyor. Merkez Bankası yani 2008 yılında kriz olduğundaki zamana bakın. O zaman eğer biri deseydi ki merkez bankaları piyasaya para basacak, piyasaya sürecek ve sadece bu sermaye piyasalarını yukarıda tutmak için o zaman derdik ki hep beraber bu bir komplo teorisi. Şu anda bunu açık açık yapıyorlar ve herkes alışmış durumda. Yani inanılmaz bir negatif faizli bono stoğu var ve hala negatif faiz. Yani insanlar niye alıyor diye düşünüyorlar. Üstüne para bile veriyorlar. Üstüne yani. Para bile veriyorlar. İnteresan. Falan. Peki içeriye gelince ne biz görüyorsun? Gelelim. Yani içeriye geldiğimizde içerideki durum daha farklı. Zaten bu dünyadaki borsa yükselişlerine biz çok sonradan katıldık. Şu anda da işte bu 124 bin puana kadar gittikten sonra enteresan bir yere geldik. Yani bu önümüzdeki bir iki hafta içinde bu tamam mı devam mı ya biz karar vereceğiz. Teknik olarak konuşuyorum, herhangi bir ekonomik şeye bağlamıyorum. Yani 120 bin, 119.500 seviyesini şu anda çok önemsiyorum. Eğer 119.500 seviyesi kırıldığı takdirde, yani her gün 200 puan 200 puan yukarı geliyor. Belki bugün 119.700'dür. Orası aşağı kırıldığı takdirde teknik olarak 112-113 bin civarında olan en azından o boşluğu doldurması lazım. Aksi takdirde, çünkü çok bir destekte duruyoruz.
hızlı adımlarla buradan uzaklaşması lazım. Bunu da göreceğiz bir hafta. Karar verme noktasına geliniyor borsada. Geldik. Peki. Yani bir haftada belli olur her şey. Peki, soru varsa bekliyoruz. gerisayım@ntv.com.tr e-posta adresimiz. Bir iki ayrıntıyı şöyle hızlıca verelim. Bir kere jeopolitik gelişmeler, siyaset izlenen öncelikli başlık diye hep söylüyoruz. Suriye'nin İdlib kentinde sahadaki gelişmeler takip edilirken diplomasi ayağında dün önemli bir toplantı yapıldı. Türkiye, Rusya'nın başkenti Moskova'da temaslara başladı. Dışişleri Bakanlığı görüşmelerin bugün de devam edeceğini açıkladı. Gözler Türk ve Rus heyetlerin Moskova görüşmelerindeyken Suriye ordusunun Halep kentinin büyük kısmında kontrolü sağladığı haberi geldi. Muhaliflerin Rusya destekli rejim güçlerinin ilerlemesini durdurmak için karşı operasyon düzenlediği de belirtiliyor. Bu arada Birleşmiş Milletler Aralık ayının başından beri 900 bin kişinin yerinden edildiği ve 21. yüzyılın en büyük insani felaketinin yaşandığı Suriye'nin kuzeybatısı için ateşkes çağrısı yapmış durumda. Bir torba teklif mecliste. AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeni bir torba kanun teklifi sundu. 39 maddelik bir teklif. Ayrıntılarını AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş anlattı. Bir izleyelim. Vazife ve harp malulü gazilere ikinci maaş hakkı verilecek. İllegal bahis, katalog suçlar kapsamına alınacak. İnternetten silah satışı yapanlara cezalar artacak. AK Parti 39 maddeden oluşan torba kanun teklifini meclise sundu. Vazife ve harp malulü gazilerimize ikinci bir maaş bağlanması konusunda 5000 sigorta iş günü ve 20 yıl sigortalılık süresini doldurduktan sonra böyle bir imkan getiriyoruz ve bu artık kanunla da hüküm altına alınmış olacak. Teklifte 5000 iş günü ve 20 yıl sigortalılık süresini tamamlayan vazife ve harp malulü gazilere ikinci maaş hakkı tanınacak. Teklifte işverene bu yıl için asgari ücret desteği düzenlemesi de var. İşverenlerin desteklenmesi için 2020 yılı için asgari ücretin 75 lira olmasını bu kanun teklifiyle sunmuş olacağız. Teklifte yivsiz silahların izinsiz üretimi ve satışına ilişkin cezalar da artırılıyor. Yivsiz tüfek, spor ve nişan tüfek ve tabancaları faaliyet izni olmadan ya da faaliyetlere aykırı şekilde üretenlere yönelik 1 yıldan 3 yıla kadar bir hapis cezası vardı. Bunu 3 yıldan 5 yıla kadar teklifle çıkartılmasını öneriyoruz. Teklifle ayrıca doğal afet yaşanan bölgelerde doğal gaz ve elektrik borçları 1 yıla kadar ertelenebilecek. Türkiye'de ikamet etmeyen, yurt dışında doğan ve orada yaşayanların dövizle askerlikten faydalanabilmek için 3 yıl çalışma şartı kaldırılacak. KOBİ'lerin desteklenmesi amacıyla kredi garanti kuruluşlarına sağlanan 25 milyar liralık kaynak 35 milyar liraya çıkarılacak. İllegal bahis ve şans oyunları da katalog suçlar kapsamına alınarak cezaları artırılacak. Evet, içeride durum böyle. Dışarıda bu karantina ve işte virüsle ilgili gelişmeler, o haber akışı izleniyor. Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınında ölü sayısı 1900'e yaklaştı. Vaka sayısı 73 bini geçti. Hafta sonu dünyayı virüs konusunda yeniden alarma geçiren bir gelişme de yaşandı. Geçen hafta Kamboçya limanına yanaşan gemiyi terk eden yolculardan birine Malezya'da koronavirüs teşhisi konuldu. Çin'den sonra en çok virüs vakasının görüldüğü Japonya'daki gemide ise tahliyeler başladı. Amerika Birleşik Devletleri sağlıklı vatandaşlarını gemiden tahliye etti. Yolcular uçakla ülkelerine döndü. Çin'de ise olağanüstü tedbirler sürüyor. Virüsün yaygın olarak görüldüğü kentler hala karantina altında. Pek çok fabrika hala kapalı. Gelecek hafta açılması planlanan Çin Meclisi'nin tatilinin uzatılması gündemde. Japonya'da ise Tokyo Maratonu'na sınırlama getirildi. 1 Mart'ta yapılacak maratona sadece profesyonel atletler katılacak. Bu arada dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple, birinci çeyrek gelir beklentisini koronavirüs salgını nedeniyle tutturamayacağını duyurdu. Şirketten bir açıklama var. Çin'deki üretimin devam ettiğini ancak normal şartlara göre beklenenden daha yavaş bir geri dönüş alındığı kaydedildi. Dünya genelinde iPhone tedariğinin geçici olarak kısıtlanacağına işaret edilen açıklamada söz konusu tedarik sıkıntısının şirketin gelirlerini de olumsuz etkileyeceği ifade edildi. Çin pazarındaki satışlarının da etkilendiğini belirten Apple, mağazalar salgın nedeniyle kapandı, açık mağazalarsa sınırlı saatlerde çalışıyor ve müşteri trafiği de çok düşük değerlendirmesinde bulundu. Amerikalı teknoloji şirketi Ocak-Mart döneminde 63 milyarla 67 milyar dolar arasında gelir elde etmeyi beklediğini duyurmuştu. İşte bunu tutturmakta zorlanacak anlaşılan. Dünya Ticaret Örgütü ve Uluslararası Para Fonu IMF'den de
uyarılar var. Dünya Ticaret Örgütü küresel ticaretin 2020 yılının başlarında zayıf seyrini sürdürdüğünü belirtti. Salgının durumu daha da kötüleştirebileceği konusunda uyardı. IMF Başkanı Kristalina Georgieva ise virüsün Çin'in ötesine yayılıp yayılmayacağını bilmiyoruz. Senaryolarla hareket ediyoruz diye konuştu. En olası durumun salgının hızlıca kontrol altına alınması olduğunu da bildirdi. Sonrasında hızlı bir toparlanma olası şeklinde konuştu. Tabii piyasaların bir numaralı başlığı bu. Bu gelişmeler yakından izleniyor. Özellikle Apple'ın gelir beklentisini virüsün etkileri nedeniyle tutturamayacağını duyurması piyasalara etkilemiş gözüküyor. İçeride yarınki Merkez Bankası faiz kararı beklenirken dolar haftaya nispeten sakin bir başlangıç yaptı. 6.03-6.05 izlediğimiz yeni band. Borsa tarafında %0.5 civarında artışla 120.700'lü seviyelerde günü tamamlamıştık. Bakalım bugün nasıl bir gün olacak. Dolar TL 6.05'in hemen üzerinde. Euro Türk Lirası da 6.55'ten geçiyor. Bu arada Sabancı Holding ve Skoda %50-50 ortaklık yapısıyla TEMSA'nın tamamının satın alınmasını değerlendirmek üzere bir niyet mektubu imzaladı. Açıklama kamuyu aydınlatma platformuna yapıldı. Amerikan borsaları dün resmi tatil nedeniyle kapalıydı. Amerikan medyasında Trump yönetiminin Çin'in yeni çip teknolojisine erişimini kısıtlamak için önlem alacağı yönünde haberler yer aldı. Hem bu haber hem de Apple'ın açıklamaları Asya borsalarında düşüşlere neden oldu. Avrupa borsaları dün pozitifti. Bu arada Almanya Merkez Bankası Bundesbank aylık raporunda Almanya ekonomisinin korona virüsten dolayı risk altında olduğunu kaydetti. Petrol fiyatlarında 57 dolar sınırında işlemler sürerken altında yükseliş sürüyor. 1587 kadar çıkan ons altın içeride de altındaki hareketi etkiledi. 308 lirayla rekor kırmıştı gram altın. Şu anda o seviyelerde. Çeyrek altın 506 lira olmuş. Yarım altın 997 lira. Tam altında 2019 lira. Biz bugün geri sayımda fon yöneticisi Murat İman'la birlikteyiz. Şimdi altın soruları var. Hasan Söylemez sormuş. Altında tarihi rekor ve 2000 dolara doğru bir hareket bekliyor musunuz? Yılın ilk yarısında değil. Yılın ikinci yarısında belki yani son çeyrekte falan o tip şeyler olabilir. Neden beklemiyorsun dersen. Lütfen açın altının son bir yıllık grafiğine bakın. Yani aşağı yukarı 1000 dolardan maksimumda 1611 doları görmüş bir altın var. Yani 1000 küsür dolarlarda yani %50 civarında bir kazanç söz konusu. Yani şu andaki durumda herkes altın yükselir derken ki o zamanlar kimse altın yükselir falan demiyordu biliyorsunuz. Kendi kendine %50 yükseldi. Dolayısıyla bu bir senelik hareketten sonra hiç değilse yani ben kendi görüşümü söylüyorum. Altının yükseleceğine konusunda hala inancım var ki biz seninle hep altın konuştuk buralara gelene kadar biliyorsun. Evet. Ama artık ufak tefek düzeltme zamanına geldi. Bir de çok fazla yerden altın diye konuşuluyor. Demek ki düşecek. Düşmese bir düzeltme olabilir. Ne olacak? Bir yatay hareketin içinde oluruz. Hala al sat şeyi verebilir. Hani bu ons altın için konuşuyoruz. Ama tabii ki gram altındaki şey daha farklı. Dolar hesabı da etkiliyor tabii. Doların seyri de önemli. Özkan Bey şu anda altın alınır mı? Altınla ilgili düşüncelerinizi merak ediyorum demiş. Hakkı Vural da diyor ki portföyde olmazsa olmaz nedir? Altın mıdır diye sormuş. Hasan Akdağ'ın da bir sorusu var. Satış yapmak için doğru zaman mı? Altın nereye kadar çıkabilir? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Öncelikle demin açıkladıklarım, ya kendi açımdan tabii ki bunlar benim düşüncelerim ama kısa süre içinde yani tekrar 1600'ün üzerine gider mi? Gider. Bir parça daha yukarıya gelir mi? Gelir. Ama ben o ya da bu şekilde yatay bir hareketin içinde olacağımızı bekliyorum. En azından yani bu bir seneyi aşan düzeltmenin 2-3 aylık bir seneyi aşan yükseliş mi 2-3 aylık düzeltmesi olması lazım diye düşünüyorum. Ama sonrasında ikinci yarıda tabii gelişmelere bağlı olarak illa bir metal tutmalarını tutmak istiyorlarsa belki gümüş daha iyi bir metal olabilir. Çünkü yani bir altın gümüş rasyosu var bu euro dolar gibi. Yani o rasyoya göre gümüşün altına göre aşağı yukarı bir %10 daha fazla performans göstermesi lazım. Bu 3 şekilde olur. Aynı yerde kalırken altın gümüş ekstradan %10 gider. Altın %10 düşerken gümüş yerinde kalır. Ya da işte beraber yukarı giderlerken ama tabii bu da bir 2-3 aylık süreç içinde diye düşünüyorum. Peki.
Şimdi dün yılın ilk bütçe rakamları açıklandı. Hı hı. Bütçe Ocak ayında 21,5 milyar lira fazla verdi. Hı hı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından duyuruldu rakamlar. Merkezi yönetim bütçe gelirleri geçen yılın Ocak ayına oranla %26 artmış. 122 milyar liraya yükseldi. Bütçe giderleri ise aynı ay yıllık bazda %9,6 oranında artış kaydetti. 100 milyar lira olarak gerçekleşti. Ayrıca faiz dışı bütçe giderleri de 87,9 milyar lira ve faiz dışı fazla da 34,2 milyar lira oldu. Yani makro bilanç bilançoda izlenen en önemli başlıklardan bir tanesi. Genel olarak diğer kalemlere baktığımızda işte büyümede 3. çeyreği biliyoruz ama 4. çeyrekle ilgili son sanayi üretim rakamının açıklanmasıyla birlikte daha güçlü büyüme beklentileri ortaya konduğunu görüyoruz. Enflasyonda %12'nin üzerindeyiz. Böyle bir yükseliş oldu ama Merkez Bankası böyle bir yükselişi öngördüğünü, bunun geçici olduğunu da söylemişti. Şimdi yarın da böyle bir ortamda Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Ne beklemek lazım? Şimdi önce bu Merkez Bankası enflasyonun yükselmesi konusunda zaten hep beraber bekliyorduk enflasyonun bu civarlara geleceğini. Neden? Çünkü baz etkisi geçiyordu. Çünkü bir sene öncesine baktığımız zaman 6.80'den yıl içinde minimum 5.30'u görmüş bir dolar kuru vardı. Ve hatta işte şeye kadar neredeyse Kasım ayına kadar işte 5.65-5.68 oraları bir yeri gördük yanılmıyorsam. Tabii Kasım ayından sonra bir şeylerin başlaması gerekiyordu. Şeye gelince Merkez Bankası'nın bu beklenti anketine gelince ben daha çok makro verilerden çok Cumhurbaşkanımızın ne dediğine bakıyorum, öyle söyleyeyim. Bundan önce yani yeni yaptığı açıklamalar var. Bundan önce yani faiz düşecek, düşmeli diye konuşuyordu. Geçen gün yanılmıyorsam dün dinlediğim açıklamalarında şöyle diyordu. Faiz düştü. Artık yatırım zamanı. Türkiye'nin işte üretim üssü olması lazım. Yani faiz düştü, artık yatırım yapın dendiğine göre ben diyorum ki herhalde bu sefer pas geçecek diye düşünüyorum. Reuters'ın bir anketi var. Orada hani en düşük beklentiler zaten senin de söylediğin gibi pas geçer bu toplantıda Merkez Bankası şeklinde, ona işaret ediyor. Reuters 15 kurumla bir anket yapmış. En yüksek beklenti 75 bas puanlık bir indirim olacağı yönde, zaten son toplantıda da öyle yapmıştı. Ortalama yarım puanlık bir indirim beklentisi var yarınki toplantıda. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Kasım ayından beri yapılan indirimlerde hani Kasım ayına kadar var biliyorsun çok sert indirimler yaptık. Faiz indirimleri yaptık. Senenin işte Eylül ayından başlayarak. Hani Kasım ayındaki indirimde aşağı yukarı dibi bulduk ve hatta yani negatif reel faize döndük. Negatif reel faiz demeyeyim de negatif faize döndüm. Siz sokaktaki insan olarak gidip de paranızı vadeli mevduata yatırdığınız zaman enflasyondan daha düşük kazanmaya başladınız. Bugün gitseniz işte stopajı falan düştükten sonra %9 civarında bir para elde ediyorsunuz mevduattan. Ama işte enflasyon senin de dediğin gibi çok daha farklı yerlerde. Dolayısıyla Kasım'dan itibaren gelen faiz indirimleri döviz ve altın fiyatları üzerinde etkide bulundu. Neden etkide bulundu? Çünkü siz kendi paranız varsa, birikiminiz varsa ve enflasyonun altında kazanç sağlıyorsanız vadeli mevduat yaparak gidebileceğiniz ve çok da fazla enstrüman seçeneğiniz yoksa iki tane yer vardır. Bir tanesi yabancı paradır, öbürü altındır. Altın aldığınız zaman da sonuçta bir altın ithalatı da söz konusu olduğunda siz her ne kadar altın almaya gitseniz bile yine bir ithalat olacağı için yine bir yabancı paraya ihtiyaç olacaktır. Zaten oradaki hareketin, faiz indirimin devam etme durumu da bizi Kasım'da işte minimum işte o 5.60 küsürlü seviyeleri gördükten sonra maksimum da 6.06'ya kadar getirdi. Yani bak ne oluyor, 36 kuruşluk bir yükseliş söz konusu oldu. Kasım'ın 25'iydi galiba, Aralık, Ocak, işte Şubat'a geldik. Yani 2,5 ayda aşağı yukarı %5'lik bir yükseliş oldu. Yani şu anda bu durumdayken ben Merkez Bankası'nın bir faiz indirimi yapacağını düşünmüyorum. Çünkü tekrar bu döviz üzerindeki baskıyı arttıracaktır. Hatta yani bir sürpriz olarak bence keşke yapsa. Yani bir indirim yerine 0.25 puanlık bir arttırım yapsa, piyasaya da şu mesajı verse, ben gerektiği zaman bak hep indirim yapmıyorum, arttırım da yapıyorum piyasayı dengelemek için diye. Burada kurun yani pas geçse de bir pozitif etkisi olsa olur. Hafif bir artırım yapsa paldır küldür 5.94'e kadar falan düştüğünü görürüz. Piyasadaki beklentilerle birlikte altının altına geleceğini düşünüyorum. Uğurcan Demir de dolarda ne bekliyorsunuz, düşüş mü artış mı demiş. Ama bu kısa kararda belirleyici olacak diyorsun. Ama bu kısa vade için. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu sadece teknik analiz üzerinden konuşuyorum. Bu biz 7.20'ye geldikten sonra aşağı yukarı 13-14 aylık bir düzeltme yaptık. Burada
bu Kasım ve Aralık ayındaki hareketle o 12-13-14 aylık düzeltmenin dışına çıktık ve yeni bir yukarı hareket başladı. Düzeltmeler olacaktır tabii ki ama ana yön genel olarak yukarı gözüküyor. Ki zaten bu sene için şeyin de beklentisi, hükümetin beklentisi sene sonu kapanış kuru 6.40 civarında falandı. Ben onun üzerinde de bir rakam bu sene içinde göreceğimizi düşünüyorum. Ama ne zaman? Ama ne zaman yani? Teknik olarak baktığımız zaman şurada bu ilk hareketten sonra bir düzeltme yaşamamız gerekiyor. Ondan sonra tekrar yukarı yönlü bir hareket olur. Ama dünya konjonktüründen olur ama başka bir şeyden olur. Peki, yani dolarla ilgili yine sorular geldi bu aralar biraz hareketli olduğu için. Gerçi yine bir bantta ama bant yukarı taşınmış oldu. Hı hı. 6 liranın üzeri kalıcı mı, yıl sonu beklentiniz nedir demiş Orçun Sözler. Yani, ona da yanıt vermiş olduk. Yani 6'nın altına geçse bile orası sadece piyasa alım fırsatı olarak değerlendirecektir, onu söyleyeyim. Ama bir düzeltme gerekiyor her şekilde. Şimdi Ufuk Elgay diyor ki Apple'ın hedeflerini tutturamaması, yani tutturamayacağını duyurması borsada hisselerinde çok değer kaybı yaratır mı demiş. Yani şimdi ona cevap veremiyorum. Neden cevap veremiyorum? Çünkü hani tabii ki teknoloji hisseleri apayrı bir yerde. Bunlar temettü ödeyen şirketler falan filan. Ama tekrar başa dönüyorum. Zaten şu andaki borsalar oldukları yerleri hak etmiyorlar. Gerçi Nasdaq'ı biraz ayrı tutuyorum S&P ve Dow Jones'tan. Ama piyasadaki fiyatlar, yani Fed yarın gitse ben bu repo ihalelerini yapmıyorum, tekrar küçüldüğüm bilançoya geri döneceğim dese, biz de her tarafta en az %15-20 satışla karşılaşırız ki geçen ay böyle piyasaya verdiği repo miktarında ufak tefek de bir düşme olduğunda S&P'nin de Dow'un da geri geldiğini görmüştük. O yüzden yani şu anda ben hiçbir hissenin, özellikle yurt dışındaki hisselerin doğru fiyatlandığını düşünmüyorum. Bu benim düşüncem. Yani temettü verimliliği 2008'de neyse burada da o. Bilançolara baktığınız zaman o zamandan da kötü. Kendileri bilanço resesyonu var deyip ondan sonra 2001-2008 seviyelerinin iki katının üstündeyse ben soru işaretiyle yaklaşıyorum. Peki dünya borsaları için dünya borsaları, bir düzeltme olabilir diye bekliyorsun anladığım kadarıyla. En büyük risk ve fırsat nedir ekonomide? Onurcan Zarif sormuş. En büyük risk, en büyük fırsat. Yani Çinliler biliyorsun risk ve fırsat için aynı kelimeyi kullanıyor. Yani bir şeyde geri dönüş oluyor olması, fiyatın düşüyor olması risk kadar aynı zamanda da fırsattır. Şimdi genel olarak piyasaların düşeceğini öngörüyorum mesela 6 aydan beri. Normal elimdeki şeylere bakıyorum, istatistiki rakamlara. Ama mesela 6 aydan beri yükselen bir şey var. Yani bir spekülasyon yapıp onun üzerinde kalmış olsaydım çok para kaybederdim. Yani bu riskle, bu aynı zamanda da bir risktir. Yani risk, bence risk ve fırsattan çok insanların kendilerini hedge etmesine yani kendinizi koruyacak bir mekanizmayı tabii da devrede çünkü tutmanız lazım. Piyasada çok enstrüman bir var. Bir şeye çok fazla inanırsanız, bakın spekülasyon çok yanlış anlaşılan bir şey. Siz bugün gidip bir tane hisse senedi söyleyeyim, Ereğli Demir Çelik hissesi. Ereğli Demir Çelik hissesi alırsam ben işte 5 lot, 10 lot, 15 lot ben bir spekülasyon yapmış oluyorum. Benim spekülasyonum aldığım hissenin yükseleceği yönünde. Ya da ben gidip bunu açığa satmış olursam yine bir spekülasyon. Yani manipülasyonla karıştırılmaması lazım bu işin. Eğer bir şeyi tek bacaklı yaptığınız zaman her zaman spekülatif işlemdir. Bu spekülatif işlemlerde her zaman hem fırsat sunar size hem risk sunar. Peki. Yani. Bir reklama gidiyoruz. Reklamdan sonra borsanın açılışına geri sayalım birlikte. Evet, geri sayımda fon yöneticisi Murat İman'la birlikteyiz. Sorular çok. İbrahim Akgün, bir izleyicimiz diyor ki ben 70 yaşında tekstil mühendisiyim. Merkez Bankası'nın faiz indireceği konuşuluyor ama piyasa faizlerinde yükseliş var. Merkez faizi indirirse enflasyon yükselir mi diye sormuş. Şimdi İbrahim Bey, önce selamlar. Soru için teşekkür ederiz. Şöyle bir durum var. Evet, biz gösterge faiz olarak devlet tahviline bakıyoruz. 2 yıllık, işte 5 yıllık, 10 yıllık her neyse. Faizde yükseliş var ne demek? Önce onu şey yapalım. Bu devlet tahvili demek devletin elinde değil. Yani kurumlara satılıyor. Bankaların elinde var, sizin elimizde var, bizim elimizde var. Bu geldi 11'in altına 2 yıllıklar. Yani
şöyle düşünün, 12 enflasyon var, 10 küsür devlet tahvilinde faiz var. Faizin düşmesi demek elinizdeki bononun değer kazandığı anlamına geliyor. Yani olması gereken rakama atıyorum 1,5-2 ay sonra bugünden gelmiş oluyor. O da bir kapital kazanç sağlıyor. Dolayısıyla elinizde varsa, bu da karlı bir hale dönüştüyse tabii ki satarsınız bunu. Yani işte faiz indirimi bekliyorum, o yüzden bonoyu elimde tutayım kısmı yok. Çünkü bir tradersınız, fon yönetiyorsunuz. Fonun içinde tahvil tutmanız yani gerekiyor. Sokaktaki vatandaş olarak soruyor İbrahim Bey. Enflasyon yükselir mi? Yani enflasyon tabii ki yükselir. Niye yükselmesin ki? Niçin? Yani şu anda zaten bulunduğu durum içinde şu şekilde siz enflasyonu yükseltiyorsunuz. Faiz negatif. Faiz negatif. Vadeli mevduat faizine bakıyoruz. Faiz negatifse siz beni nereye itiyorsunuz? Döviz almaya itiyorsunuz ya da altın almaya itiyorsunuz. Altın almaya ittiğimiz zaman döviz üzerinde de etkisi oluyor. Döviz üzerinde etkisi olduğu zaman zaten dünyanın ithalatını yapıyoruz. Bu zaman içeri gelen dolaylı olarak enflasyonu etkiliyor yani. Peki borsada kısa vadede yükseliş sürecek mi? Ahmet Yücesoy sormuş. Yani 119.500 seviyesini çok önemsiyorum. Programın başında da söyledim Ahmet Bey için bir daha gelsin. 119.500'ün altında kalırsak yani bir iki günlük kapanış bize 112-113.000 arasındaki boşluğu kapatmaya götürür. Yani çok 120 bin seviyesinin üzerinde kalmamız gerekiyor tekrar yukarı düşünmemiz için. Yavuz Bey sormuş, önümüzdeki 6 ay için hangi tür fonları önerirsiniz diyor. Önümüzdeki 6 ay için fon önerimi 1-2 hafta ertelemek istiyorum. Çünkü piyasaların nereye oturacağıyla ilgili Mart ayında daha rahat söyleyebilirim. Şu an için nakitte kalmak daha iyi. Borsa açıldı. Yatay ve hafif negatif bir açılış. %0,28 düşüşle yeni gün başladı. 120.400'ü seviyelerde BIST 100 açılışla birlikte. Gün içinde gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşacağız. Fon yöneticisi Murat İman, çok teşekkür ediyoruz. İzleyicilerimize de soru ve yorumlar için teşekkürler. Şimdilik hoşçakalın.